Basın toplantımızda ilçemizin, Polatlı'nın meselelerini gündeme getiriyoruz. Polatlı sahipsiz değildir. AKP iktidar ve iktidarın ilçe başkanı Polatlı'nın problemlerinin çözümü konusunda hiçbir çaba göstermemektedir. Hiçbir konuda çözüm üretmemekte, iktidarın hiçbir yatırımı ilçeye gelmemektedir. Örneğin Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürü Kaan Şan tarafından gönderilen, ilçemize gönderilen yazıya göre Sakarya Nehri ve Portuk Çayı'ndan Polatlı çiftçisine 2022 yılında da su verilmeyecek. İçme suyu ve sulama suyundan Eskişehir'in öncelikli olduğu belirtilen bu yazıda Sakarya Nehri ve Portuk Çayı'ndan bu yılda Polatlı'ya su verilmeyeceği belirtilmişti. 5 Ekim 2015 tarihinde temeli atılan Gökpınar Barajı hala bitirilememişti. 7 yıl, 8 yıldır bu baraj bitirilmemiş, sürüncemede bırakılmıştır. Oysa AKP'nin ilçe başkanı 2021 Temmuz ayında, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında bu barajın bitirileceğini söylemişti. Eski devlet hastanemizle değinmek istiyorum. O da ayrı bir konu. Ağız ve diş sağlığı merkezi gelecekti buraya, eski devlet hastanesine. Bu konuda hiçbir gelişme olmadı. Eski devlet hastaneleri bağımlıların barınağı haline geldi. Eski devlet hastanesinde yaşanan intihar olayı buradaki güvenlik zafiyetini tekrar gündeme getirmiştir. Şehrin ortasındaki bu hastanelerin güvenliğinin bir an önce sağlanması ve atıl durumdan kurtarılması gerekmektedir. Yoksa bu milli servetler yıkılmakta, harap olmakta. Polatlı'nın acil çözüm bekleyen sorunlarından biri de bu eski devlet hastaneleridir. Fatih mahallemizde Hemzemin geçitte yaşanan tren kazasında iki vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Alt geçit sorunu hala çözüm beklemektir. İktidarın vurdum duymazlığını vatandaş hayatıyla ödemektir, canıyla ödüyor. Bu konuda da acil çözüm üretilmesini, alt geçit yapılmasını bekliyoruz, talep ediyoruz. Hemzemin geçitlerdeki yaşanan bu sıkıntıya rağmen şehitlik imarında hala ısrar edilmesi ise Polatlı için bir felaket. Yine şehrin merkezinde E90 karayolunda sanayi kavşağında sürekli trafik kazaları meydana gelmektedir. Burada sürekli tehlike vardır. Bu sorunun çözümü için de iktidar hiçbir şey yapmamıştır. Hala yapmamaktadır da. Polatlı için millet bahçesi sözü iktidar tarafından yıllar önce verilmiştir. Haymana'nın millet bahçesi ihalesi yapıldığı halde Polatlı'da hala bu konuda hiçbir ilerleme yok. Bir apa boyu bile yol alınmış değil. Siyaset arkadaşlar çözüm üretmektir. Çözüm üretme sanatıdır. Hizmet üretmektir. Hizmet üretme sanatıdır siyaset. İktidarın ilçe başkanı kısır çekişmeler içindedir. İktidarın ilçe başkanını göreve davet ediyor. Polatlı'ya hizmete davet ediyor. Hükümet yatırımları bıçak gibi kesilen ilçemizde iktidarın en son ne zaman yatırım yaptığını unuttuk.